Merhabalar, biliyorsunuz doğumdan sonra dönem dönem sütümüzü sağmamız gerekiyor. Bazen göğüsler çok tıkanıyor onları açmak için, bazen birini emzirirken bir taraftan akan sütü toplamak için ya da sütleri, ebebeğiniz emdikten sonra kalan sütleri boşaltmak için. Biliyorsunuz sütünüzün artması için göğüslerin boşalması lazım. Yani süt göğüs boşalacak ki vücudunuz yeni sütü yapsın size, bebişinize. E şimdi sizi... Size süs sermayla ilgili yeni bir e, pompayla tanıştıracağım. Mochi. E, tabii e, gördüğünüz gibi öyle hayal ettiğiniz bir pompa değil. Hani böyle büyük kablolar, uçlar, e, bağlantılar. Mochi sadece küçücük, e, çok rahat kullanacağınız bir el pompası. Bunu nasıl kullanacağız onu şimdi size anlatmak istiyorum. Böyle bir kutuda steril olarak geliyor. İlk siz açıyorsunuz paketi. Şu şekilde bir toz kapağı var Mochi'nin Hem sütünüze sağdıktan sonra içine toz girmesin diye. Gene de bir şöyle bir stoper var. Ayrıca bu stoperin ne işe yaradığını daha size ilerleyen şeyde anlatacağım. Şöyle bir pompa yapma özelliği olan bir gövdesi var. Göğsünüze uyumlu bir ucu var. Şurada da şöyle bir deliği var. E, bu ne işe yarıyor? Bir göğsünüz mesela bebeğiniz ne işe yaradığını size anlatacağım zaten. E, bunu taktığınızda yani düşme ihtimali çok düşük ama gene de bir iple boynunuza bağlayabilirsiniz. Çünkü bebek emerken özellikle bir göğsü emerken birini çekeceğiniz zaman bazen bebekler tekme atabilir. Ya da çok ağır iyice sütünüz dolar. İnşallah çok ağırlaşır. O zaman belki öyle bir ihtimal olmasına karşı buraya ip geçirip boynunuza da bağlayabilirsiniz. Şimdi mochi hangi durumlarda kullanılıyor? Göğsünüzdeki sütü boşaltmak için kullanabiliyorsunuz. Ayrıca şimdi biliyorsunuz bu tarafı emzirirken buradan süt akar. Bu akan sütü toplamak için kullanabiliyorsunuz. Bir de Size büyük bir özgürlük sağlıyor. Şimdi göbeğinizi emzirdiniz. Ondan sonra işiniz var. Zaten e, habire annelerde bir koşuşturmaca. E, Mochi'yi göğsünüze takıyorsunuz. Evde işiniz varsa onu yapıyorsunuz. Yani eller serbest. E, tutmanıza gerek yok. İşinizi yapıyorsunuz. Kahvenizi içiyorsunuz, kahvenizi yapıyorsunuz. Ee, böylelikle size büyük bir zaman ve özgürlük tanımış oluyor mochi. Ee, yüksek ısıda ısıya dayanıklı olduğu için sterilizasyonu çok kolay. Ee, artı medikal silikondan yapıldığı için de güvenle kullanabilirsiniz. Şimdi mochiyi nasıl kullanacaksınız? Size bunu biraz anlatmak istiyorum. Toz kapağını çıkardım. Şu minik kadehimizi çıkardım. Ayrıca altta, tabii yapısından dolayı böyle sütünüzü çekip bıraktığınızda da dökül. Emiyor. Yuvarlak e, gövdesi var ama altta e, böyle bir düzlük var. Bir göğsünüzü bebeğiniz emiyor. Diğerini çekmek istiyorsunuz ya da akan sütü toplamak istiyorsunuz. Buradan eğer akan sütü toplamak istiyorsanız az bir basınç yapabilirsiniz. O için ucunu açıyoruz. Buradan elimizle bir basınç yapıyoruz. Kolumuza şöyle yapıp tek parmağımızla elinizle bile şöyle bir yerleştirebilirsiniz. Bakın çok sıkı bir şekilde tutuyor. Şu şekilde açarken de tabii göğsün yapısı daha uygun olduğu için parmağınızda işaret parmağınızda şöyle hafif yaptığınızda göğsünüzü bırakıyor. Yani mochi... ...size büyük hem özgürlük sağlıyor, hem e, sütünüz boşa gitmiyor, hem emdikten sonra göğsünüzü çok kolay bir şekilde boşaltabiliyorsunuz, hem de e, bebeğiniz için Ayrıca bir süt e, sağıp sonrasında vermeniz gerektiğinde hızlıca çekim yapıp bebeğinize sonrasında içirebiliyorsunuz. Bu şekilde stoperi kapatıp toz kapağını kapatıp buzdolabına koyup hemen yani yakın zamanda kullanacaksanız o şekilde yapabilirsiniz. Ya da e, süt çekme toplama poşetini bu şekilde de hani eğip dökülmesini bu şekilde de boşaltabilirsiniz. Şimdi bu minik kadeh ne işe yarıyor? Zaten çok şık bir kadeh formunda. Bebeğimizi doğumdan sonra biliyorsunuz bazen beslememiz gerekebiliyor. Sütümüzü çekmemiz, çekip vermemiz gerekebiliyor. Emme şaşkınlığı olmasın diye ilk aylarda biberon önermiyoruz. İşte hastanede size de böyle bir şeyler söylenmiş. İşte kadehle besleyin, enjektörle besleyin, kanülle besleyin diye. Bu kadeh bebeğimizi Doğumdan sonra beslemek için çok çok uygun. Nasıl yapıyoruz? Şimdi bu minik kadehimizin içine çektiğimiz sütü şu şekilde boşaltıyoruz. Bebeğimizi alıyoruz. Başı yukarıda olacak şekilde şöyle tutuyoruz. Kadehin ucunu hafif şöyle esnetebilirsiniz. Bebeğimizin sadece alt dudağına şöyle hafif hafif değdiriyoruz. Zaten bebeğimiz ağzını kapatacaktır ve bunu emmeye başlayacaktır. Biz ağzımızda yavaş yavaş zaten bebeğimiz de bize o ritmi sağlar. Şöyle bebişimize içiriyoruz. Hatta doymadı. Bir tane daha alıyoruz. Kadehimizi dolduruyoruz. İkinciyi de aynı şekilde bebişimize içiriyoruz. Yani bu kadehi kullanmanız çok çok kolay. Çünkü diğer türlü diğer kadehlerin ucu daha keskin oluyor. Ucunu bu şekilde esnetemeyebiliyoruz. Ama bu size çok çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Yani mochi'yi şöyle küçücük bir süt çekme pompasını herhangi bir yere gittiğinizde çok rahat çantanıza Alabilirsiniz, atabilirsiniz, yanınıza alabilirsiniz. Her alanda sütünüzü özellikle çalışan anneler için çok ideal. Bir yandan bunu göğsünüze yapıştırırsınız, gömlek altından. Bir yandan çalışırken, bir yandan da mochi sizin sütünüzü sağlamış olur. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.